Cemal Babaoğlu. Kardeşim 94 yılında Özgür Gündem gazetesiyken bir haber için Siverek'e gitti. Bir daha kendisinden haber alınmadı. Daha sonra gerek gazete gerekse aile olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda daha sonra ortaya çıkan tanıklarla birlikte Nazım'ı nerede görüldü, kim aldı, nasıl kaybedildiğine dair tanıklarıyla birlikte biz bunu dönemin Diyarbakır özel yetkili savcı Ahmet Karacan'a teslim ettik tanıklarla birlikte. Bizzat tanık geldi, Nazım'ı Sedat Bucak'ın evinde gördüğünü söyledi. Dedi benim de kardeşim kayıp, arıyorum. Kardeşimi ararken Nazım'ı bizzat ben kendim gördüm. Bunlar hepsi kayıtlara geçti. Bu arada bizim hukuk mücadelemiz devam ediyor. Yerelden başlayarak önce Urfa savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra delil yetersizliğine gerekli delil bulunmamış diye reddettiklerini, Danıştay'a gitti. Delile rağmen, tanığa rağmen bunlar hiçbiri dikkate alınmadı. Tabii bu süreç 10 yıl sürdü. 10 yıldan sonra Danıştay'a gitti. Bir Danıştay'da da 10 yıl bekledi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne verdik. Anayasa Mahkemesi'nde son 7 yıldır bekliyor. 7 yıldan sonra bir karar alıp bize avukat aracılığıyla ilettiler. Karara baktığımızda tamamen skandal bir karardır. Asla hukuk adına utanç verici bir karardır. Kararda şöyle diyor. Bizim kardeşlerimizin isimleri de tek tek yazılma suretiyle bunlar zaten dönem dönem terör örgütü üyeliğinden, propagandasından sabıka kayıtları olduğunu, mahkemelerde yargılandığı açıktır. Bir de Nazım'ın zaten yaşıyor gözüktüğü nüfus kaydından yapmış olduğumuz araştırmada da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla ortada iddiaları güçlendirecek bir delil de yoktur diye reddedilmiştir. Yani Nüfus İşleri Müdürlüğü'yle yazışma yapılmış. Nüfus işlerinde de orada ismi geçiyor yani. Orada aile tablosunda yaşıyor gözüküyor. Ona istinaden diyor ki zaten yaşıyor. Ailenin ya da avukatının iddiası diyor, iddiasını doğrulayacak bir delille rastlanmadı diyor. Yani bizim vermiş olduğumuz delilleri de dikkate almamış. Orada isim vermişiz. Gelen tanık kimlik bilgisine teyit ettirmiştir, kimliğini vermiştir. Vermiş olduğu ifadenin altına imzasını atmıştır. Ben gözümle gördüm demiştir. Bütün bunları yok sayıyor. Dolayısıyla skandal bir karardır. Tabii bu kabul edilebilir de değildir. Hukuk adına utanç vericidir. Biz bununla yetinmeyip konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağız. Şimdi biz konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak gibi bir hevesimiz de yoktur. İstiyoruz ki Türkiye kendi hukukuna kendisi karar versin. Yani bazen diyorlar ya işte bizi gidip gavura şikayet ediyorlar. Sen hukuk kararı almıyorsun. Senin hukuk mahkemelerini ayaklar altına aldın. Yani bir devlet düşün, kendi vatandaşını gözaltına alıp kaybediyorsa o devlet olma kriteri de henüz yakalayamamış demektir. Devlet olma şeyi de değil. Dolayısıyla hukuk mücadelesi burada sonlanmaz. Onlar kendince sonlandıracağını zannediyor ama hukuk mücadelesi devam edecek. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karar mahkemesine götüreceğiz. Artık karar onlardan artık aittir. Yani biz şaşırmadık. Çünkü burada bir devlet politikası var. O dönem zaman zaman o dönem görev yapan yani asker içerisinde olan üst düzeydeki orgeneral Atilla Kıyat bile dedi ki o dönem kaybetmeler bir devlet politikasıydı. Yani dönemin Tansu Çiller, Mehmet Ağar bunlar yani bazen diyorlar işte derin devlet kararı. Çok da derin de değil yani. Öyle çok da gizli saklı da değil. Her şeyi biz terörle mücadele adı altında aslında bu memleketin yurtsever insanına, okuyan insanına, duyarlı insanları üzerine bir terör estirmeydi. Kendileri kirli işler yaptılar ve tabii ki gazeteciler de bunları yazacak. Diğer
bunları yazmayan gazeteciler çok yaşadılar yani. Yani bunun bedelini bu karanlık işleri yapan gazetecilere ödettiler. Akıllarınca yani bunlar da yayınlamasa bizim yaptığımız işleri kimse görmeyecek, bize alkışlayacak, kahraman ilan edecekler. Kendilerini kahraman diye lanse edenler bir de bakıyorsun aslında mafyayla iş tutmuş. Çete, karanlık, insanlık işlerine aykırı karanlık işler yaptıkları da ortadadır. Bu da çıkmaz bir politikadır. Yani bunları artık devlet de artık 100 yıllık bir sürede artık kendisiyle de yüzleşmesi de gerekiyor. Yani bu ülkede, bu ülkenin vatandaşı kaybediyor ama bu ülkede mafya kazanıyor. Çetevari ilişkiler kazanıyor. Bu da devletin onurunu, hasiyetini ayaklar altına alıyor. Yani hukuk devleti olmayan bir devlet her şeydir. Yani ondan kimse kendine övgü de beklemesin. Sonuçta bir çete devletiyle karşı karşıyayız.